Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? DGS sınavına son 20 gün, son bir aya girmiş olduk arkadaşlar. Sınava 2-3 haftanız var, kısa bir süreniz kaldı ve bu süreyi iyi değerlendirmek zorundasınız. Bu 20 günü iyi değerlendiren arkadaşlar sınavı kazanacaklardır. Sınavı kazanmanın son düzlüğü arkadaşlar ve sınavı kazanmak istiyorsanız size söyleyeceğim birkaç şeye mutlaka dikkat etmeniz gerekiyor. Sınav öncesi son provalar bunlar arkadaşlar. Birincisi, ne yapmanız gerekiyor? Bu son 20 günde sizin neler yapmanız gerekiyor? En önemli şey arkadaşlar, heyecanınızı ve stresinizi kontrol altına almak zorundasınız. Bu videoyu çekmeden önce gün içerisinde YouTube'da topluluk kısmı var biliyorsunuz. Orada bir anket yaptım. Heyecanlı mısınız, stresli misiniz şeklinde. Heyecanınız var mı, stresiniz var mı şeklinde. Bir anket yaptım arkadaşlar. Orada ankette çok fazla heyecanlı ve çok fazla stresli olduğunu gördüm arkadaşlarım. Bunu başka platformlarda, Telegram'da ya da kendi Instagram adresimde de yaptım. Arkadaşların çok fazla heyecanlı, çok fazla stresli olduklarını gördüm. Dolayısıyla çok fazla heyecan, çok fazla stres sizin sınavda olumsuz etkileyecektir. Sınavda başarı istiyorsanız arkadaşlar, heyecanınızı bir kontrol altına almayı öğrenmek zorundasınız. Stres yapmamayı öğrenmek zorundasınız. Son 20 gün ne olacak, sonucu ne olacak? Yani bu şeyle yaşamak yerine yapmanız gerekenleri yapmaya devam edin. Buna biz kaygı diyoruz. Sınav kaygısı arkadaşlar. Bu kaygıyı çokça yaşarsanız sıkıntılarınız büyüyecektir ve soruları anlamanız zorlaşacaktır. Kaygı yerine son 20 günde yapmanız gereken şeyler, düzenli olarak deneme çözmeye devam edin. Günde bir tane, günde iki tane deneme çözmeye devam edin arkadaşlar. Mutlaka deneme çözüyorsunuz ve her gün deneme çözün arkadaşlar. Sınava son 2 gün kalaya kadar düzenli olarak deneme çözmeniz ve deneme netlerinizi kontrol altına almanız gerekiyor. Kaç net yapıyorsunuz? İstatistiklerini tek tek tutmanız ve hangi konularda eksik yaşıyorsanız arkadaşlar, o konulara yoğunluk vermeniz gerekiyor. Bunları yaptığınızda emin olun, netlerinizin 10-15 net arttığını göreceksiniz. Kendi öğrencilerinden, kampa katılan öğrencilerden biliyorum arkadaşlar. Bir ay önce bizim kampa katılan öğrencilerin netleri şu an 15-20, 10-15 arttı. Bunun nedeni iyi bir zaman yönetimi. Yani bunları, bu arkadaşları yönlendirecek kişilerin olmamasından dolayı iyi bir zaman yönetimine sahip değiller. Yönetimi, zamanı nasıl yöneteceklerini bilmiyorlar. Sınavda zaman nasıl yönetilir ve stres, kaygı, endişeler, bunlar nasıl kontrol altına alınabilir ve deneme analizi nasıl yapılır arkadaşlar? Bunu iyi bir şekilde yapabilirse kişi kesinlikle 10-15 net arttıracaktır. Arttıran arkadaşları ben biliyorum. Bizzat ben şahidim. Dolayısıyla iyi bir analiz yaparsanız bu son 20 günde arkadaşlar çok şeyleri değiştirebilirsiniz. Değiştirmek sizin elinizde. Birçok şeyi değiştirmek sizin elinizde. Emin olun, 20 günde çok şey olur. Çok şeyleri değiştirebilirsiniz. Sınav sizin arkadaşlar. Ben de sınava gireceğim. Öylesine gireceğim. Soruları görmek için gireceğim. Dolayısıyla sınavdan sonra mutlaka soruları paylaşacağım. Yani soruları paylaşacağım derken, konuşacağız sorular üzerinde. Sınavın zorluğu, kolaylığı üzerinde tek tek konuşacağız. Her soruyu tek tek analiz edeceğiz arkadaşlar. Beraber gireceğiz sınava. Güzel bir sınav olacak. Bundan emin olabilirsiniz. Sınavınız çok güzel geçecek arkadaşlar. Sınavınız çok güzel olacak. Bundan da emin olabilirsiniz. Yeter ki rahat olun. Yeter ki hazırlıklı olun arkadaşlar. Anlatacaklarım bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi günler.